Ali Babacan'ı konuşalım. Evet. Ya bir siyasi partinin lideri düşünün. 2018 yılında kendi partisinin stratejik toplantılarına katılan, orada ekonomik görüşlerini ifade eden evet. ve parti içerisinde yani. Ama 2019'da ayrılan bu Ali Babacan, 2018 yılında kendi ağzıyla itiraf etti. Ben dedi, Abdullah Gül'ün çatı adayı olması için işin tam göbeğindeydim. Çalıştık ama dedi olmadı ve Türkiye 5 yıl kaybetti dedi. Bunu bugün birçok mecrada tartıştık. Clubhouse'da tartıştık. Ne kadar etik denildi. Çeşitli benzetmeler vardı. Ben de benzetmelerimi söyledim ama önce senin görüşüne başvurmak istiyorum. Ne dersin böyle bir itirafın gelmesine? Şimdi bunlar çok ayıp şeyler. Yani biz 2018'de Ali Babacan'ın çizmiş olduğu profili, izlemiş olduğu siyaseti dönüp baktığımızda aslında bu söylediklerinin teyidi olduğunu görüyoruz. O gün yapmış olduğu hareketlerin, fiillerin, söylemlerin, bazı şeylerde suskun kalmasının sebebini anlıyoruz. Ama normalde böyle bir ihanet aslında o ihaneti işleyen bunu gizler, saklar. Yani bu ihanet mi, etik dışı bir şey mi? Bu ihanettir. Yani siz bir partinin içinde olacaksınız. Bu partinin veya bir liderin arkasında olacaksınız. Ve o liderin aleyhine çalışmalar yapacaksınız. Yani bu ihanet değil de nedir? Ben koptum diyor. O zaman diyor gönül ya, bağım kopmuştu. Ya ama o zaman koptuysa istifa etsin. Bu kadar basit yani. Hala partinin en can alıcı mekanizmalarının içinde bulunacaksın. Peki yani niye istifa etmez? Mesela Abdullah Gül o dönemde çatı aday olsaydı. Ya Hadi abi şimdi biz Ahmet Davutoğlu olsun, Babacan olsun, bunları kimse tanımıyordu. Yani bunları bir Allah'ın kulu karşı önüne sandığı koyup da işte ya bu da Ahmet Davutoğlu'dur, bu da Ali Babacan'dır deyip buna oy istesen, yani Türkiye'de bırakın binde biri, on binde biri oy alamayacak insanlardı. Kimsenin tanımadığı, kimsenin bilmediği insanlardı. Cumhurbaşkanımız bunları aldı. Milletvekili yaptı. Arkasından bakan yaptı. Kimini başbakan yaptı. Kimini uzun dönem ekonomiyi teslim etti. Cumhurbaşkanı yaptı. Cumhurbaşkanı yaptı. Hani daha ne yapsın yani? Ve bunlar tarafından birer birer ihanete uğradı. Büyük liderlerin kaderidir aslında bu. Bu ihanete uğramalar. Yani bakıyorsunuz Fatih buna benzer bir ihanete uğramış. Bakıyorsunuz Sultan Abdülhamit buna benzer defalarca ihanete uğramış. Büyük liderlerin ortak kaderidir bu. Sürekli işte kendilerini ön plana çıkardığı, insanlara kendilerini tanıttığı insanlar tarafından ihanete uğramaları. Ben çok yazık diyorum. Çünkü Ali Babacan'ı da, Ahmet Davutoğlu'nu da, Abdullah Gül'ü de bu millet gerçekten sevmişti. Neden sevdi biliyor musunuz? Ali Babacan oldukları için değil, Ahmet Davutoğlu olduğu için değil veya Abdullah Gül olduğu için değil, Cumhurbaşkanımızın yanında durdukları için sevdiler. Bu milletin Cumhurbaşkanımıza karşı olağanüstü bir sevgisi var. Bir dinleyelim Ali Babacan'ı. Evet. Ama bir de 2018'de kötü bir tecrübemiz var. Ama sonuçta hep birlikte bütün... Şimdi 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Evet. Ve evet, olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti bakın. Tam 5 yıl. Yani çok detayına girmeyelim. Ama şu anda detayına o... girelim. Çok iyi konu evet, açtınız. Vallahi bu görüşü... Hayır şöyle. Ya çok geçmişe geçmişe çok döndüğümüzde o aradan çıkamıyoruz ya. O muhasebe defterinin açılmasında fayda var. Belki gelecekte tekrar muhalefetin önüne gelir. Ne olduğunu şimdiden bilelim istiyorum. O bakımdan yani siz de o çalışmaların içerisindesiniz diye anlıyorum o tarih tabii itibariyle. Tam, siz o gün tam göbeğindeydiniz. Tam göbeğindeydik yani. Ben tam olarak... Çok görünür değildim ben ama tam göbeğindeydim. Çok iyi, yani, çok iyi. Evet. Sırlarınızı döktünüz ortaya, çok iyi. Şöyle Ali Bey, vatandaşlar da bilsin diye söylüyorum. Yani Sayın kimden Abdullah... Kimden bahsettiğimizi de söyleyeyim. Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki girişimleri kastediyorsunuz. O gün sizce neden Abdullah Gül ortak aday olmalıydı, neden olamadı? Ya şöyle, o günkü aritmetikte ki biliyorsunuz 2018 Haziran seçim bir erken seçimdi, onu unutmayalım. Hı hı. Yani normalde 2015'in Kasım'da seçim oldu, 2020'nin Kasım'da olması gerekiyor. Evet. Fakat seçim erken alındı, hatta çok erken alındı. Yani çok hızlı bir seçim takvimi oluştu, adeta bir baskın seçimiydi. Şimdi bu baskın seçimde o günkü
kamuoyu hissiyatına baktığımızda, o günkü duruma baktığımızda muhalefet ancak bir ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Ortak aday olmaz ise, tek tek adaylar girer ise orada bir başarı çıkmayacağını, yani bütün saygın araştırma kuruluşları, sizler de takip ettiniz o dönemi. Yani yoksa olmaz diyordu herkes. Başka türlü zor olur. Yani muhalefet çok dağınık olursa buradan yine iktidar tarafı Sayın Erdoğan kazanır diyordu ve oldu yani sonuçta. Dolayısıyla bu birliktelik konusunu çok dikkatli yürütülmesi gereken bir konu. Yani biz çünkü sözümüz neyse odur. Biz asla yani. Biz söz verirken çok dikkat ederiz. Ben ekibim yani tutamayacağımız bir sözü asla. Zaten çok az söz veririz ama söz verdiğimizde de sonuna kadar arkasında dururuz. Bu çektiğiniz resimde tek yani. Adayla mı gidilmeli, çoklu adayla önce mı gidilmeli? Onu unutmayalım. Yok, unutmayacağım. Önemli. Hayır, kritik bir soruydu. Gerçekten onu unutmayalım. Yani sonuçta ne oldu? 2018, yani tam 5 yıl kaybetti memleket değil mi? 2023 Haziran'da neden seçim. Olmadı sizce? Olmadı çünkü o günkü o ortak aday formülü son günlere kadar giderken, ki o zaman şöyle oldu. Yani diğer siyasi parti genel başkanları geldiler, bunu teklif ettiler. Ortak adaylık konusunda. Kim teklif etti? Sayın Gül'e. Yani diğerleri işte o günkü kim varsa etti? Yani. İşte isimler belli yani. Bilmiyoruz ki, soruyoruz. Yani isimler belli. Şimdi çok şey yapmayalım o günkü, çünkü hani biraz da şey görüşmeler. Kemal Bey yani. Mi? Kemal Bey mi? Şimdi şöyle diyeyim. Yani teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Peki yani bu sadece bizim değerlendirmemiz değil, bağımsız bütün çalışmalar. Ali Bey, teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. Bu çok önemli bilgi, bunu bilmiyorduk biz. Tabii. Yani siz de vardınız ve Abdullah Bey kabul etti değil oluyor, mi bunu? Şimdi şöyle, ama şöyle bir şart vardı o gün. Hı hı. Yani önemliydi. Yani ancak gerçekten hani hep beraber bir ortak duruş olursa bu iş olur. Yoksa öyle bir iki partinin destek verip diğer partilerin destek vermemesi, o ortak bir adaylık değil, o başka bir model zaten. Sayın Gül'ün şartı bir başka model. Ali Bey, özür dilerim. Kaç lider teklif etti peki, bunu söyleyebilir misiniz? Siz oradan buradan sorarken şeyi bulacaksınız yani, bulmacadan sonuçta çıkartacaksınız. Camiyi yaptınız, minareyi de yapın yani, kaç lider teklif etti? Ya şimdi o günlerde, şimdi bir de şu da çok önemli yani, kapalı ortamlarda yapılan görüşmelerde özellikle isim bazında o görüşmelerin, anladım, oradaki mahremiyetine de dikkat etmemiz gerekiyor. Peki neden yani olmadı? Bu da güveninin bir başka şey yani. Boyutu da budur. O zaman şöyle söyleyeyim, o yani, gün Abdullah Bey'im kabul etti mi bunu? Hep beraber olsaydı. Bütün genel başkanlar, yani bütün genel başkanlar derken işte neyse, sayısını söylemeyelim. İsmail Bey'in sorduğu soruya doğru gidiyorsam ben cevabına. Şöyle, yani bugün olsaydı. İttifakta kim olduğu belli zaten. Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti var zaten. Yani. Eğer, bir de Demokrat Parti yani. Var. Eğer o gün gelip de yani siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi, o gün o iş olur idi. Yani bugünkü Türkiye bambaşka. Şimdi bambaşka. Daha sonra orada söz verildi de geri mi dönüldü? Şimdi ama İsmail iyi gazetecilik yapmış. Evet, gerçekten. Şimdi zeki bir siyasetçi böyle bir ihanette bulunmaz. Burada anlatmaz yani. Zeki bir siyasetçi diyorum. Böyle bir ihanette bulunursa da bu ihaneti böyle ulu orta anlatmaz. Aslında Ali Babacan'ın anlatma niyeti de yok ama burada işte dediğim gibi İsmail Saymaz'ın o zeki, o usta gazeteciliği burada ön plana çıkıyor. Ağzından teker teker lafı almış. Yani bu profil bırakmıyor. Bu profilde bir siyasetçi Allah muhafaza. Yarın yani, bir gün ülkeyi idare edecek konumda olsa buna her şey yaptırılır yani. Gerçekten. Öyle mi düşünüyorsun? Valla her şey yaptırılır. Yani bunu bile canlı yayında itiraf ettirebiliyorsan bu adama, hani ona mukavemet göstermeye zekasının kıvraklığı yetmiyorsa her şey yaptırırsın. Kimde başarı var? İsmail'de mi? İsmail tabii canım yani. İsmail, evet. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Yani ben İsmail Saymaz'ın çoğu görüşüne katılmıyorum tabii ki. Yani bir siyaseten apayrı bir mecrada. Ama gazeteciliğine hiç kimse bir şey söyleyemez. İyi bir gazeteci yani. İyi yerden yakalıyor. Çok iyi yerden evet. Yakalamış ve evet. Bir de... Kimyasını da bozmuş adamın yani. Tabii yani şöyle, peşini de bırakmıyor. Aslında evet. Dikkat edersen bu biz görüntüyü şeyden dolayı vermedik. Teliften dolayı vermedik evet. Ama... Görüntü de orada şırınga var ya, hem bir tane şırınga neydi? Gülnaz mıydı? Ha, Gülnaz şırınga. Şimdi şırınga Gülnaz orada bir müdahale etmek istiyor. Evet, evet. Yani bir devreye giriyor ama İsmail niyeti değil, bir şey evet. Bırakmaya niyetli evet. Değil. Haberi yakalamış.
Ama yani bu olayın şey değil. Ben utanıyorum şu anda yani. Ali Babacan'ın yerine ben utanıyorum. Neden? Yani düşünün, bir partinin liderinin arkasındasınız. Onu alkışlıyorsunuz her yerde. Şak 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 şak. En önde protokolde oturtuyorlar sizi. Ama kalben onun aday olmasını, onun o seçimi kazanmasını istemiyorsunuz. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Bu imzasını getirsene. Yani ben bunu kendi şeyimi yakıştıramam yani, böyle bir durum. Ben aynaya bakamam ya. Bak, bir partinin içinde olacağım. Bak abi. 316 imza atılmış. Evet. Getir bakalım. Aa, bak Ali Babacan da varmış. İmzası da enteresan. He? Bayağı yuvarlakmış imzası. İmza. Tayyip Erdoğan o dönemde bunlar... Ne çekti bu adam ya? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu çok acayip bir şey ya abi. Bakalım umurunda mıymış? Şirketine eleman alıyorsun. Bakalım umurunda mıymış? Bir getir bakayım. Yok abi, şunu bir düşünsene. Bir, Allah aşkına, şirketine bir eleman alıyorsun. Gencecik bir çocuk. Büyütüyorsun. Yetiştiriyorsun yanında. İnsanlara bunu sunuyorsun. Bak bu benim yardımcımdır, sağ kolumdur. Ben buna güveniyorum. Ülkemin ekonomisini buna emanet ediyorum. Ve bu dönecek size. Yarın o sizin onun için yaptığınız her şeyi unutup sizin tekrar, yani sizin burayı bırakmanız için mücadele edecek. Onun maalesef için birileriyle gizli gizli görüşecek. Ve şey Ali Babacan'a olmaz. Bebe. Ali Babacan'a bebecan diyorlardı biliyorsun. Bu ihanet mi diyorsun da abi, bu ihanet falan da değil. Bu ihanetin ötesinde bir şey ya. Ben şimdi sana güzel örnekler vereceğim. Senin hoşuna gidecek yani. Doğrudur abi. Getirin bakalım şey, Tayyip Bey o dönemde ne demiş? Yok be, yok. Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. Şurada tarih 5 miydi? 5. 5 Mayıs değil mi? 5, evet. 5 Mayıs'ta taslak programı. Meydanda kimlerin olacağı hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Yani biz kim çıkacak da kime göre, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire kendimize göre belirleriz. Karşımızdakiler kendilerinin bize göre. Onlar kalksınlar, ayarlasınlar, şunu yapsınlar. Muhsin Yazıcıoğlu vakti zamanında bir laf etmiş. Bu harekete cuk diye oturuyor. Onu da izleyelim. Bir saniyesine bile hakim olamadı, hükmedemedi. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar. Bir saniyesine bile hakim olamadı, hükmedemedi. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın bir saniyesine bile hakim olamadı, hükmedemedi. Bir yani insan vicdanıyla da baş başa kalmalı zaman zaman. Yani ben ne yapıyorum arkadaş yani? Hiç mi aklına gelmedi o soru? Ya ben bu partinin içindeyim. Bu insanlar bana sevgi gösteriyorlar. Bu insanlar bana itibar gösteriyorlar. En önlerde oturtuyorlar. Elde ettiğim makamları bu insanların sayesinde elde ettim. Bu kadar insanı kandırmak. Bilmiyorum, hani vicdanıyla baş başa kaldığında nasıl rahat olabiliyor bir insan böyle bir durumda? Ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Yani. Savunması nasıl? Hani siyasi ihtiras falan filan derseniz de yani, ya ne olur ki abi? Yani gerçekten Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi, yani bir saniyesine hakim olamadığın hayatın. Yani bu peki sence savunma nasıl olmuş? Ne demiş olabilir? Yanlış anlaşıldım falan demiştir büyük ihtimalle. Bak, İsmail Saymaz yine işin peşini bırakmıyor. Evet. Alpay Özalan'ın tweetini alıyor ve o sırada sosyal medyayı takip ediyor, tepkiler nasıl geliyor diye. Hı hı. Alpay Özalan'ın tweetini alıyor, onu bir ekrana getirin çocuklar. Sonra Babacan'a soruyor. Bak Alpay Özalan böyle diyor. Şimdi İsmail'in şeyini getir. Evet. Sizi eleştirmeye başlamışlar yayınla ilgili. Şundan ötürü Sayın Babacan. Az önce Sayın Abdullah Gül'ün ortak adaylığı konuşulurken siz de o süreçte olduğunuzu ifade etmiştiniz perde arkasında. Diyorlar ki 2018'de Cumhurbaşkanı seçimi vardı ancak Babacan 2019'da istifa etti AK Parti'den.
Yani AK Parti üyesiyken bir başka partiyle beraber ortak cumhurbaşkanı adayı sürecine mi katıldı diye eleştiriyorlar. Şimdi o dönem benim hatta artık... Alpay Özalan tweet atmış, onu yani söyleyeyim. Yani benim o dönem artık aidiyetimin hemen hemen hani sıfırlandığı, duygusal kopuşu yaşadığım bir dönem doğrusu. Hı hı. Yani üstelik sadece bir hazırlıktan ibaret bir dönemden burada bahsediyoruz. Yani daha ortada somut bir şey yok. Hazırlık bir şey, yani sadece bir hazırlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada bir çelişki ben açıkçası görmüyorum yani. Hani kaldı ki o aidiyetin tamamen kopması, sıfırlanması, nihayetinde fiiliyata geçmesi de 2019 Haziran seçimlerinden sonra oldu. Çünkü ben kritik bir dönemde bir adım atıp da zarar vermeyi doğru görmedim. Şöyle. Yani bu şeye benzemiş biraz. Hani kadın kocasını aldatıyor, niye yaptın diyorlar. Zaten duygusal olarak aramızda olay bitmişti diyor ya. Tabii. Öyleyse boşan. Boşan, ne yapıyorsan yap. Ya kusura bakma, ben daha da ilerisine gideceğim. Yani sen şimdi şiddetli bir geçimsizlik yaşıyorsun. Diyorsun ki ben koptum. Aynı evde yaşıyoruz. Aynı evde yaşarken kocan daha evinde, sen daha boşanmamışsın. Başkasıyla fingirdeşiyorsun. Yani işte bu yani, fingirdeşmektir yani. Bu başka bir ad konulur da buradaki arkadaşlara saygısızlık olmasın diye söylemiyorum. Bu alenen kendi evinde daha kocasının evini şimdi terk bunu, etmeden fingirdeşmektir yani. Partisinin Deva Parti, Deva'ydı değil mi? Evet. Yok, gelecek miydi? Deva. Deva'daki, karıştırıyorum ben onları. İkisi de böyle tek yumurta ikisi gibi olduğu için. Deva Partisi'ndeki arkadaşlar da buna çok güvenmesinler. Bakarsın bir yerde bir duygusal kopuş yaşar. Hala bizden zannederler. Bir iki yıl bunları sağa sola satar yani. Yani bu profil vallahi, bu profildir yani. Huylu huyundan vazgeçmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz bana söyleyin, deyin ki bir dağ kalkmış, bir dağın yanına yürüyerek gitmiş. Ben ona inanırım ama bir adam huyunu değiştirir derseniz ben ona inanmam diyor. Hadis bu. Huydur bu yani. Bu. Ya tabii şöyle bir şey var. Doğru. Yani insanlar bazen akıllarını kiraya verebiliyorlar. Ben bugün birçok kişiyi dinledim. Bu konuyla alakalı Ali Babacan ne dedi diye. Ya Clubhouse'da öyle şeyler söylüyorlar ki ya bu unutulur diyorlar. Evet. Ya unutulsa dahi vaka. Yani bir vakadan bahsediyor, bir ihanetten bahsediyoruz. Bir daha doğrusu ben söyleyeyim arkadaşlar, siz anlayın Allah aşkına. Yani eşini aldatan bir kadından bahsedeyim ya da eşini aldatan bir erkekten bahsediyoruz. Ya Clubhouse zaten garip bir yer yani, ben yok diyor mesela ya. Mesela orada bir Taha Ün var. Gelecek Partisi'nin şeyinde. Ya adamın çizmiş olduğu muhalefet profiline bakıyorum. CHP'nin yapmadığı muhalefeti yapıyor. Geçmişte CHP'ye demediğini bırakmamış. CHP'lilerle birlikte hareket ediyor şu anda. Geçmişte AK Parti'yi savunuşuna bakıyorum bu adamın. Hiç kimse öyle savunamamış. Tabii tabii. Dibine dibine yaşıyor her şeyi. Ya ben bir şey söyleyeyim. Nasıl bir kafa bu ki yani, bir anda böyle artıdan tamamen eksiye geçebiliyorsun. Bugün... ben bunun neyine güveneceğim? Yarın nerede olacağı belli olmaz ki bu adamın. İşte bunlar şöyle o mecralarda bu işi ne var yani Ali Çok Babacan. Çok enteresan ya. Tayyip Erdoğan diyor paraya şey olimpiyat çocuklar neydi? Türkçe olimpiyatlarına para basmadı mı? Kardeşim ben Şam diyorum, sen Salda Gölü diyorsun. Evet. Ya ben başka bir şey konuşuyorum. Diyorum ki bu bir ihanettir. Ya efendim, zaten muhalefet da... sıkıştığı anında FETÖ kartını oynuyor zaten. Ya hep öyle. Tabii. Ya FETÖ defterini açıyorlar. Dedim Kasım Güley'e gidelim o zaman. Yani. Ta Kasım Güley'in beraber çektirdiği fotoğraflara gidelim o zaman. 1985'e gidelim. Aydınlık Gazetesi'nin ordu Fethullahçıların elinde diye manşet attığı tarihe. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi abi? Ben akıl sıra erdiremiyorum ve bu arkadaşların da bu şekilde yani canhıraş bir şekilde savunup Tayyip Erdoğan'a düşmanlık, ya öyle bir şey gelmiş ki orada bir tanesi diyor ki kardeşim diyor ya biraz daha nezaket kuralları içerisinde hareket edin. Yani bu ülkenin cumhurbaşkanına Tayyip demeyin diyor. Evet. Birisi şey dedi, Erbakan ve Tayyip ifadesini kullandı. Hanımefendi de uyardı. Alma, Gelecek Partisi'ne birisi geldi. Bunlar bak görüyor musunuz? Bunlar illa ısrar ediyorlar. Tayyip demeyin, sayın deyin.
Reis bir yerden geçiyorken selfie çekilmek için birbirini kıran tipler onlar. Geçmişte. Korkunç bir şey ya. Umduklarını bulamayan. Yani Allah ıslah etsin, ben bir şey demiyorum. Yani çok abuk subuk bir maceraya atıldılar. Şu da çok önemli. Sokakta bir karşılığı yok bu partilerin. Gelecekmiş, devaymış. Yani bunlar tırvırı oluşumlar. Gerçekten ne bir teşkilatlanması var. Habire istifa ediyor adam. Pazartesi seçiliyor. Perşembe istifa ediyor. Gerçekten ne bir teşkilatlanması var siyasi anlamda. Ne de bir karşılığı var halkta. Ama özellikle de işte böyle birkaç tane öne isim çıkan ismi kullanarak sosyal medyada, Clubhouse'da kalabalıklarmış gibi kendilerini göstermenin peşindeler. Böyle bir siyaset yürütüyorlar. Ali Babacan tabii sonra bir açıklama yaptı. Tweet attı. Mustafa onları getir. Bak, oku sen abi. Sayın Erdoğan'ın trolleri yine harekete geçmiş. Saldırgan, kirlenmiş ve ülkeyi yönetme becerisini tamamen yitirmiş bu yapıdan ülkemize hayır gelmeyeceği çok açık. AK Parti'ye gönül vermiş tüm iyi niyetli dostlarıma da sesleniyorum. Ülkemiz bunu hak etmiyor. Buna ortak olmayın. Yani AK Parti, Sayın Erdoğan'ın trolleri. Özrü kabahatinden beter olmuş gerçekten ya. Tayyip Bey'in trolleri mi var?